Akın ve hadise arasında polemik bir türlü bitmek bilmiyor. Her şey Serhat Akın'ın hadiseye yönelik şok benzetmesiyle başlamıştı. Hadiseyle bir reportajımız vardı. Ben Anderlecht'te oynuyordum o zaman. Evli falan değildim tabii, gençtim. O zaman ben tabii daha popülerdim. Hadise de böyle yeni şey oluyordu falan. Ya hadise falan böyle o zaman çoğu şeydi. Böyle saçları falan kütlü, çirkindi. Beğenmemiştim. O zaman sonradan açıldı abi. Arap atı gibi. Arap atı gibi. Bu zehir zemberek açıklamalara Serhat Akın cephesinden de yanıt gecikmedi. Serhat Akın kadına şiddetten bahseden hadiseye "bu sözlerin ne peki?" diye soruyla yanıt veriyordu. Açıklamasının ne olduğunu da bilmiyorum. Kulağıma bir şey geldi. Hani şöyle bir şey, uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın diye bir ciddi bir şeyle girip ondan sonra da hani kadına şiddete bağlamış hadise. Biraz farklı algılamış. Yani üzüldüm tabii öyle algılamasına. Kadına şiddet dediği, ülkemizde kadına tecavüz ediyorlar. Tamam mı? Kadın dövülüyor. Orada böyle bir açıklama yapmıyor da ben söyledikten sonra adamlıktan mı bahsediyor? Yani benim adamlığımdan kimseye bahsettim. Serhat Akın, hadise için sarf ettiği sözlerin yanlış anlaşıldığını söyleyerek kendisini savunuyordu. Şu anki hadiseyle o eski fotoğrafı karşılaştırma, dünyalar kadar fark var. Hani sonradan güzelleşti. Şimdi Arap atı cümlesi de oradaki hadiseyle hiçbir alakası yok. Yani benim konuşma tarzım veya benim o andaki chatte samimiyetimdi. Ama bunu tabii direkt böyle çekince ben kesinlikle cümlemde hadise Arap atı gibi birisi demedim. Sonradan açıldı abi. Arap atı gibi. Arap atı gibi. Serhat Akın'a göre hadiseyle ilgili sözleri yanlış yerlere çekiliyor. At gibi kadın olabilir mi öyle şey? Ben evliyim, benim eşim var. Eşim canlı yayına bağlanıyor. Hani esprisini yapıyoruz. Hadise kim falan diyor. Hani anne, hani o da bir bayan sonuçta. Ben de bir, benim bir eşim var. Böyle bir şey olabilir mi? Ya benim de aslında at yarışıyla bir alakam yok ama hani Arap atı, şimdi bir İngiliz atı var. Benim bildiğim sprinter bir at. Arap atı da sonradan hızlanan, sonradan gelen bir at. Cümleyi farklı bir yere çekiyorlar. Yani burada benim hadiseyle hiçbir sorunum yok. Hadiseyle o reportajdan zaten sonra...